Herkese merhaba. Burada olmak ve bu birlikte yaşamak gerçekten çok güzel. Teşekkür ediyorum ben ve ekip arkadaşımla bizimle birlikte olduğunuz için. Bugün sizinle birlikte Yaşam Şapkaları Atölyesi'nin nasıl bir yolculukla başladı? Neler yaptık? Nasıl bu noktaya geldi ve bugün size bu sunumu yapıyor olmanın heyecanı bizim için ne ifade ediyor? Bununla ilgili biraz konuşacağız sizinle. Yaşam Şapkaları Atölyesi pandeminin başında ortaya çıkan bir konuydu aslında. Öğretmen Ağa'nın bir 16 çevrimiçi grubunu kurdu. 16 psikolojik danışmanın görev aldığı bir şekilde başladık biz. İlk başta bir araya gelerek neler yapabiliriz? Bu pandemi sürecini en efektif nasıl kullanabiliriz? Ve bize ihtiyacı olan öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilere nasıl destek olabiliriz? Gibi bir anlayışla ortaya çıktı. 16 psikolojik danışman bir araya geldikten sonra bir anket üzerinden öğretmenlerin neye ihtiyacı olduğunu ve bu süreçte en çok onları zorlayanın ne olduğunu bulmak için bir anket yaptık ve Türkiye genelinde 1600'den fazla öğretmene ulaştık. Karşılaştığımız durum iki sorun ortaya çıkarıyordu. Birincisi öğretmenin kendi iyi olma halini ve kendi psikolojik sağlamlığı ile ilgili, bu süreci onun da yaşadığı ile ilgili bir kısımdı. İkincisi ise öğretmenin sınıf ortamını destekleyecek. Pandemiden sonra çocukların okullara döndüğü zamanı ve sınıf ortamını en iyi şekilde o uyumu kolaylaştırabileceğimiz bir etkinlik ihtiyacı olduğunu ifade etmişti bu ankete katılan öğretmenler. Ve böylece biz 16 psikolojik danışman ikiye bölündük. Ve biz Yaşam Şapkaları Atölyesi olarak şu an karşınızda olan 4 kişi, Özge arkadaşım, Kubilay arkadaşım ve Muhammed Ali arkadaşımla birlikte başladık. Ve yaklaşık Nisan ya da Mayıs ayına denk geliyordu. Biz Mayıs ayından itibaren özellikle öğretmenlerin bu süreçte, yani o kadar çok fazla şey yaşandı ki o pandemi döneminin başını hepiniz hatırlarsınız. Öğretmenler şöyle yapsınlar, eğitim süreci böyle desteklensin, velilere şöyle destek olalım, böyle öğrencileri koruyalım, anlayalım gibi. O kadar çok beklentiyle karşılaştık ki öğretmen grubu. Biz biraz da aslında bu süreci öğretmenlerin de yaşadığını, onların da aile içerisinde, mesleki yaşamlarında çocuklarıyla problemler olabileceğini vurgulamaktı aslında biraz burada. Ve onun iyi olma halini sormaktı. Yani biraz da siz nasılsınız demekti öğretmenlere. Tabii biz bunu yaparken pandemi bitecek ve yeniden okullara başlayacağız diye düşünmüştük. Mart ayında ya da Mayıs ayında. Biz bütün yazı gerçekten arkadaşlarımla çok keyifli zamanlarda bir araya gelerek, haftanın neredeyse 2-3 günü toplanarak bu atölyeyi iki oturum şeklinde planladık. İşte birinci oturumda öğretmene nasılsın dedik. Yani sen bu süreci nasıl geçirdin? Sen neler yaşadın? Birazdan onları akış içinde arkadaşlarımız anlatacaklar. Onlara o nasılsını sorduktan sonra kendi duygu durumlarını paylaşmalarını ve meslektaşlarından destek almalarını sağlamaktı. İkinci oturum ise öğretmenlerin sınıflarında pandemi sürecini öğrencilerine en iyi nasıl uyum sağlamalarına nasıl destek olacaklarını planlamalarına ve bir eylem planına dönük bir süreçti. Ve iki oturumu biz bu şekilde planladık. Ama aynı zamanda bunu okullarda ve Kubilay arkadaşım yüz yüze eğitim şeklinde yaptık. Eylül ayı geçen yıl Eylül ayı ilk başladığı zaman çok güzel geri dönükler, çok güzel sonuçlar aldık. Öğretmenlerden geri bildirimler gerçekten çok güzeldi. Ve bunun da aslında okullara yaygınlaştırılmasının bir ayağının okul psikolojik danışmanları, okul rehber öğretmenleri olduğunu düşünerek bu eğitim, yani bu atölye eğitimini aynı zamanda eğitici eğitimi şeklinde de planladık ve öğretmenlere yaptığımız atölyenin iki oturumlu kısmını psikolojik danışmanlarla nasıl yapabiliriz ve onları okullarında uygulamaları için bu süreci, bu atölyeyi onlara nasıl aktarabiliriz dijital ortamda gerçekleştirdik.
Ve bunların hepsini deneyimledik. Öğretmenlerle birlikte atölye çalışmalarını dijital ortama aktardık. Eğitici eğitimlerini psikolojik danışmanlarla deneyimledik. Her seferinde, her eğitimin sonunda güncelleyerek tekrar yeni bir eğitim yaptık. Ve bugün biz pandemi hala boyutta devam ediyor. Hala farklı ve hala bu eğitim ihtiyacı devam ediyor. Biz bu hafta içerisinde yeni öğretmen eğitimlerini planladık ve bunları yürüteceğiz. Bizim bu süreçte çok keyif aldığımız, birbirimizle çok paylaştığımız, beslendiğimiz, o kadar kıymetli zamanlar yaşadık ki şunu söylemek istiyoruz. Biz her seferinde bunu vurguluyoruz. Bu dört arkadaş, bu atölyeyi hazırlayan bizler hiç fiziksel ortamda bir araya gelmedik. Bunu hep vurguluyoruz. Bütün çalışmalarımız, bütün yaptığımız her şey tamamen dijital ortamda ve çevrim içi şekilde gerçekleşti. Umarım bir gün üç boyutlu birbirimizi göreceğimizi düşünüyoruz. Umudumuz o yönde diyorum. Ve ben sözü benden sonra atölye ile ilgili özellikle amacı nedir, planlaması nasıldır, neye hizmet ediyor öğretmenlerin iyi oluş ve psikolojik sağlamlığı ile ilgili biraz daha derinleştirmek için sözü Muhammed'e devrediyorum. Ve teşekkür ediyorum. Heyecanımı mazur görün. Teşekkür ediyorum herkese. Burada olmak gerçekten çok heyecanlı. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler Sibel. Sanırım sesim geliyor herkese. Değil mi? Şu an sesim geliyor mu? Evet çok iyi. Geliyor. Harika. Az önce teşekkür ediyorum. Az önce ufak bir teknik sıkıntının ardından aranızdayım. Şu anda hemen hızlıca bir şey paylaşacağım. Bir saniye. Evet, sanırım görüyor olmalısınız. Şu an görüyorsun galiba, değil mi? İnsanlığın 5. mevsimi olarak bir görüntü paylaştım sizinle. Görüyor olmanız lazım. Evet. Şimdi aslında insanlığın 5. mevsimi derken biz şey kısmında, yani pandemiyi anlatırken bu atölyede ne kullanalım, bir akışta ilerleyelim diye düşünürken alışılmışın biraz dışına çıkalım istedik aslına bakarsanız. İnsanlığın 5. mevsimi derken aslında bizim kulağına bir şey geliyordur, Tabii ki pandemi insanların 4 mevsim dışında yaşadığı son dönemde belki de en olağan olmayan hayatımıza giren bir şey. Bu süreçte aslına bakarsanız pandemileri bir yandan yaşamaya devam ettik. Şimdi sizden şöyle bir ricam var. Ekran başında sizi göremiyoruz ama herkes sesli bir şekilde ya da içinden düşünebilir. Kendinizi bir ağaç gibi düşünmenizi isteyeceğim şu an itibariyle. Bir ağaçsınız ve pandemiyi deneyimleyen biri, bir ağaç gibi düşünmenizi istiyorum. Şimdi bilirsiniz ağaçların da insanların da mevsimleri vardır. Ağaçlar kimi zaman çiçek açar ve pandemi de bahara denk geldiğinde bahar gibi hissettiğimiz pandemide özellikle bahar gibi hissettiğimiz dönemler oldu. Gökkuşağı açtığımız, çiçekler açtığımız yeni umutlar, yeni beklentiler, yeni ümitlerle dolduğumuz, kendimizde yeni şeyler deneyimlediğimiz belli dönemlerimiz oldu aslında bakarsanız pandeminin içinde. Muhammedciğim paylaşımı an, tam ekran yapabilir misin? Tamam, bir saniye. Tekrar deneyeceğim, bir saniye. Şu an görünüyor mu? Tam ekran şeklinde. Demelen benim bilgisayarla ilgili bir problem var arkadaşlar. Şu an görünüyor olması lazım. Görünmüyormuş. Tam ekran değil. Tamam, gelmiş. Geldi galiba. Evet. Tamam, kusura bakmayın bu teknik kısımdan dolayı.
Şimdi dediğim gibi pandemisine bakarsanız bahar gibi düşündüğümüzde çiçekler açtığımız, yeni ümitler içinde olduğumuz, yeni beklentiler içinde olduğumuz veya tazelendiğimiz belli dönemler hissettik aslında bakarsanız pandeminin başından itibaren. Belki hala içinizde bu dönemde olanlar, güzel haberler almaya devam edenler vardır. Bu çok güzel bir şey. Pandemide bunu bir deneyimledik. Yani bahar ayını hepimiz birlikte deneyimledik. İyi haberler aldık. Sürecin iyileştiğine dair iyi haberler aldık. Belki de birçoğunuzun baharı geldiğinin simgesi olan aşılamalar başladı. Mesela çok yakın bir zamanda. Bu mesela baharın habercisiydi. Hep birlikte bunu yaşadık. Ardından bir yaz oldu. Bir dinlendiğimiz, sosyal destek ağlarımızı böyle bolca kullandığımız, korkusuzca pandeminin dışında vakit geçirdiğimiz, aslında yapraklarımızın, heybemizin bolca açıldığı bir döneme de denk geldik. Hep birlikte sevdiklerimize kavuştuğumuz şeyler, seyahatleri daha özgürce yapabildiğimiz, sevdiklerimize sıkı sıkı sarıldığımız, sosyal destek ağlarını bolca kullandığımız dönemler oldu. Ailemizle vakit geçirdiğimiz, kısacası keyif yaptığımız, yani sağ üstte güneş ve güneş gözlüğünü gördüğünüzde hepinizin aklına keyif geliyordur diye düşünüyorum. Keyif yaptığımız bir dönem oldu pandeminin içinde. Aslında keyifli geçtiğini, o kadar da kötü olmadığını düşündüğümüz, deneyimlediğimiz bir döneme de denk geldik. Sonrasında sonbahar geldi hepimize. Biraz yavaşladığımız, biraz dinlendiğimiz, o keyifli anların, hızlı, enerjik anların yerini daha yavaşlamanın aldığı, bazen yağmurlu hissettiğimiz, döküm gürüldediği, bazen gözyaşlarımızın aktığı böyle engellenmiş hissiyle birlikte bazen böyle olumsuz deneyimler yaşadığımız, daha yavaşladığımız, zaman zaman motivasyonumuzun düştüğü, zaman zaman iyi hissetmediğimiz belli dönemler oldu. Aslında sonbaharda bilirsiniz rüzgar çok fazla eser. Yerlere göre belli rüzgarlar çıkar. Bizde de rüzgarlar çıktı ve biraz aslına bakarsanız ağaç sallandı yerinden. Ama tabii ki yıkılmadı. Sadece yaprak döktü. Yenilenmek üzere. Ardından kış geldi. Ve hepimiz böyle bir üşüdük. Artık tamamen durma vakti olduğuna karar verdik. Yavaşladık, durduk. Kimi zaman yas tuttuk. Bazen sevdiklerimizin yasını tuttuk. Bazen yaşayamadıklarımız, bazen görüp de yapamadıklarımızın yasını tuttuk. Kış ayı bizim için bir yas ayıydı. Ve burada aslında hepimiz durma noktasına geldik. Pandemide bunu da deneyimledik. Durduğumuz, hiçbir şey yapmak istemediğimiz, gerçekten sadece durmaya ihtiyacımızın olduğu, eskisi kadar enerjik hissetmediğimiz bir dönemde oldu. Ama bunlardan kışı keyifli kılan yeni rutinler de elde ettik. Yeni alışkanlıklar oluşturduk. Daha evlere kapandığımız dönemler oldu. Orada daha kişisel deneyimlerimiz oldu. Yeni rutinler, yeni alışkanlıklarla bu süreci açarsanız deneyimledik. Peki en sonunda ne oldu? Aslında en sonunda dört mevsimi birlikte yaşamayı öğrendik biz pandemide. Kimi zaman bahar olabileceğini, çiçek açabileceğimizi, kimi zaman güneşli olabileceğimizi, kimi zaman yaprakların döküldüğü, kimi zaman da gerçekten durup bir yas tuttuğumuz, bir kendimizi dinlediğimiz, ne oluyor, ne hissediyorum dediğimiz bir döneme de denk geldik. Aslında dönüştük ve değiştik. Pandemi bizi değiştirdi. En nihayetinde dediğim gibi büyük resme bakmayı aslına bakarsanız öğrendik. Tüm olayların arka planına çıkıp şu anda ne hissediyorum ya da bu geçici mi, sürekli mi? Bunları sorgulayarak kendimize döndüğümüz bir dönem oldu. Büyük resme bakmayı öğrendik diyebilirim. Aslında biz bu atölye ile tam olarak bunu hedefledik. Yani büyük resme bakabilmeyi, gerçekten bizim elimizde olan, kontrol edebildiğimiz şeyler neler, neler hissediyoruz, nasıl ilerliyoruz, motivasyon kaynaklarımız neler, nelerin farkındayız, kaynaklarımız neler. Bunlarla ilgili bolca düşündüğümüz, bolca dinlendiğimiz bir dönemden geçtik. Bu atölye çalışmasında da aslında öğretmenlerle yaptığımız bu çalışmalarda bunu hedefliyoruz. Onların kişisel kaynaklarını keşfetmelerini hedefliyoruz. Motivasyon araçları neler olabilir, yeni şeyler deneyimledilerse bunlar neler? Ve bu pandemiden nasıl çıkıyorlar? Güçleniyorlar mı? Yoksa biraz dinlenmeye, durmaya mı ihtiyaçları var? En genel manada atölyenin amacı bu diyebilirim size. Tabii buradan sonra bir de akışı duymak istersiniz diye düşünüyorum. Ve içeride neler var, atölyenin içinde neler oluyor? Bunları duymak istersiniz. Şimdi sözü Kubre'ye bırakıyorum ben de. Çok teşekkürler sevgili Muhammed. Merhabalar, Mersin'den selamlıyorum ben de sizleri. Bir kez daha hoş geldiniz ve iyi ki geldiniz. Tekrar olmayan bir zaman dilimini bizlerle geçirmeyi tercih ederek değerlendirdiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyoruz hepinize. Böyle siyah beyaz değil ama çok renkli bir hikayesini dinledik atölyemizin.
ve amacına dair paylaşımları oldu Muhammed arkadaşımızın da. Çok teşekkür ederim her ikisine de. Şimdi acaba ne yaptık? Hani neden yaptık diye konuştuk. Nasıl gelişti bu süreç diye hepsini konuştuk. Acaba ne yaptık? Biz içerik olarak da şimdi biraz sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Ama ilk defa kullandığımız bir teknik platform içerisindeyiz şu an bizlerde. Bu noktada bazı aksaklıklar oluyor. Şu an ben sizi birazdan hiç görmeden sanırım sunum yapmaya devam edeceğim. Arkadaşlarımı da göremiyorum, sizleri de göremiyorum. Bu noktadaki aksaklıklar için kendimize biraz şefkatli davranmaya çalışacağız biz. Sizlerin de anlayışınızı bekliyorum bu noktada. Hemen paylaşımı da bir taraftan ekrana yansıtmak istiyorum. Yine teknik ekipten destek rica ediyoruz bu noktada da. Sevgili Sibel'in ve Muhammed'in paylaştığı gibi ilk oturumumuz bizim tamamen öğretmenlerin iyi olma hallerini desteklemek üzerine kurulu bir şekilde. Ve bu noktada duygu ve deneyim paylaşımı ağırlıklı olarak ilerlediğimiz bir formatta ilerliyoruz. Öncelikle tabii ki sizleri nasıl burada merhaba demişsek orada katılımcı öğretmenlerimize de bir merhaba diyerek ısınma oyunuyla başlıyoruz. Sonrasında tabii ki duygu deneyim paylaşımı diyoruz. Herkesin duyguları, deneyimleri biricik ve özel olduğu için. Az önce Muhammed'in ekran görüntüsünü tam ekran yapabilir misin? Şu an tam ekran açıkçası ve kimseyi öyle görmüyorum mi? Aslında. Karşımda tam ekran olarak duruyor. Tamam. Hala devam eden bir sorun var mıdır? Şu an ekranı ben gördüm bir taraftan. Şu an her şey yolunda mı? Evet, evet. Tamam. Buna çok sevindim. Bu şekilde iki tarafı da görebiliyorum şimdi. Harika. Evet, öncelikle bugün sizleri nasıl selamladıysak orada atölyeye katılan arkadaşlarımızı da selamlıyoruz. Evet, bu şekilde de kaydırırsam harika olacak. Biz bu işi çözünceye kadar umarım şey bitmeyecek. Devam ediyoruz çünkü. Harika. Evet, öncelikle sonrasında duygu ve deneyimlerin çok özel olduğundan bahsettik az önce de. Bazılarımız belki yazı deneyimleriydi, bazılarımız kışı, ilkbaharı, sonbaharı farklı deneyimler olduğu için her birisi paylaşana, yaşayana özel. O yüzden de bu paylaşım ortamının tabii ki özel olduğunu, gizli olduğunu ve sadece o ortamda kalmasına dair bir kontrat yaparak ilerliyoruz bu süreçte. Ve sonrasında öyle hayat bir masal diyerek aslında bir varmış, bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde Human adlı bir gezegene Koronüs adında bir göktaşı düşmüş. Sonra ne olmuş diyerek devam ediyoruz. Bu noktada tabii ki masalı katılımcı öğretmenlerimizin devam ettirmesini bekliyoruz ki her biri deneyimlerinden, duygularından yola çıkarak bu masalı devam ettiriyor. Ama bizim bütün okuduğumuz masallarda olduğu gibi bizim hayat bir masal etkinliğimizde de masalımız her zaman mutlu bir sonla bitti. Ve bu gökten 3 elma düşer ya hep. O elmalardan birisi öğretmen ağına düştü, birisi öğretmenlerimizin, birisi de bizlerin başına düşsün diyerek tamamladık. Ve sonrasında pek çok duygu ve deneyimin eşlik ettiğini biliyoruz ama duygularımız biraz daha yoğundu. Biraz daha duygularımıza eğilmek istedik. Heybemizde hangi duygular var? Biraz şu an mevcut üzerimizde taşıdığımız, daha yakın hissettiğimiz duygular nelerdi? O an itibariyle öğretmenlerimizden bunları duymak istedik. Ama sadece yakınımızda değil, aynı zamanda daha derinlerde hissettiğimiz, hani o evlerimizdeki o eski belki çeyiz sandığı ya da başka bir amaçla kullandığımız sandık vardır ya, biraz da oralarda acaba hangi sandıklar vardı, onları da duymak istediğimiz grupla paylaşılan, aslında bu duyguyu bir tek ben yaşamıyormuşum hissiyatını da biraz daha oralara çekmek istediğimiz bir süreç yaşıyoruz. Çünkü pek çok duygularımızı belki birazcık daha güçsüzlük, çaresizlik gibi biraz zorlayıcı duyguları daha görünür hale getirmek lazım. Çünkü Cahit Zarifoğlu'nun, şairin dediği gibi insan bastırdığı duygunun esiri olur der. Bizler de o duyguları bastırmaktan ya da güçsüz görünmekten ziyade o duyguları görünür kılmak ve kabul etmek üzerine bir çalışma yürütmek istedik bu noktada. Ama tabii ki bütün bu paylaşımlar bana mı özel? Hani bütün bu duyguları, çaresizliği ben mi yaşıyorum? Yoksa gerçekten dünyayla beraber herkes aynı şeyi yaşıyorum, benzer şeyleri yaşıyorum bu noktasında da pandeminin olası etkilerinden bahsetmek istedik öğretmenlerimize. Bu işin sadece böyle içimizde kendi başımıza yaşadığımız bir şey olmadığını, evet bir dünyada salgın var ve bu salgından benzer şekillerde etkilendiğimizi anlattığımız, pandeminin olası etkilerini, günlük yaşamdan bir takım yansımalarını gördüğümüz bir başlığımız var. Yine sonrasında travma ve travma sonrasında iyileşme başlığında da aslında az önce Muhammed'in de söylediği gibi travmadan güçlenerek çıkmak da mümkün mü?
biraz daha o psikolojik dayanıklılık üzerine konuştuğumuz, acaba bu süreçte benim öğrendiğim ne oldu, benim en büyük farkındalığım neydi noktasında buraya dair şeyler konuşuyoruz. Acaba gerçekten de buradan güçlenerek çıkmak mümkün müydü? Pek çoğumuz farklı şekillerde deneyimler yaşadık. Bir taraftan kendi deneyimlerimizi de bir gözden geçirebiliriz isterseniz bu noktada. Tabii ki bu kadar yoğun paylaşımların üzerine bir gevşeme egzersizinde iyi olabileceğini düşündük. Böyle dertlerimizi çok sakin bir ağacın altında, suyun aktığı bir ortamda bütün dertlerimizi, sıkıntılarımızı yaprakların üzerine koyarak uğurlamak istedik. Aynı o zorlayıcı duyguların, deneyimlerin de hayatımızda geldiğini kabul etmek ama bir taraftan da vakti geldiğinde uğurlamak üzerine böyle bir gevşeme egzersiziyle, nefes egzersiziyle devam ediyoruz. Tabii ki farkındalık paylaşımına isterseniz bu taraftan zihnimizin arka planında da döndürebiliriz bunu. Gerçekten bu süreçteki en büyük farkındalığımız ne oldu? Bu süreç bana neyi öğretti? Çünkü kendimizle belki de hiç bu kadar baş başa kalmamıştık. Baş başadan kastım ailemizle, belki arkadaşlarımızla ya çocuklarımızla yaşadık bu süreci ama yine de kendimize yöneldiğimiz çok ciddi bir zaman dilimi oldu diye düşünüyorum. Kendi isteklerimizi, ihtiyaçlarımızı, kendi belki baş etmesi zor özelliklerimizi, durumlarımızı belki görme şansımız oldu. Bu noktada da belki zihnimizin arka planında bu soruya cevap arayabiliriz. İhtiyaçlar paketi noktasında da halihazırda belki sınıfta öğrencilerimizle ya da okullarımızda kullanabileceğimiz bir etkinlik olarak burada sizinle de biraz daha açarak paylaşmak isterim. Acaba okulun tam olarak giriş kapısında, iç kapısında da değil, bahçe kapısında bir tane büyük bir paket olsa ve bu süreçte sizin işinizi kolaylaştıracak, uyumunuzu kolaylaştıracak bir takım içinde dokümanlar olsa, bir duygu olsa, bir tutum olsa, bir beceri olsa acaba ne olmasını isterdiniz? O ihtiyaçlar paketinde ne olursa sizin ihtiyacınız karşılanırdı. İsterseniz sohbet kutusundan cevaplarınızı da alabiliriz tabii ki. Yine zaman zaman ekranda da yansımaları olacaktır. Şöyle sonrasında da tabii ki biz de yüz yüze olduğunda bir kapanış çemberiyle devam ediyoruz burada. Kapanış çemberinde artık bu bütün süreçte bu duygularımızın, deneyimlerimizin paylaşıldığı süreçte acaba hangi duygularla, hangi düşüncelerle ayrılıyoruz buradan? Evet, bir takım duygularla ve soru işaretleriyle geldik ama bu süreçte bu yaşadığımız iki saatlik atölye süresince acaba hangi duygular bize eşlik ederek buradan ayrılıyoruz? Biraz buralara bakmak için şu an bir uçak görseli görüyorsunuz büyük ihtimalle ekranda. Biz tabii ki yüz yüze uygulamalarımızda gerçekten uçağı da uçurduk. Az önce Sibel arkadaşımız paylaşırken ekranda da görmüşsünüzdür. Uçakları kullandık ama dijital uygulamalarımızda da farklı etkinliklerle öğretmenlerimizden bu noktada geri bildirimler aldık. Özge arkadaşımızdan da birazdan onları duyuyor olacağız. Yani birinci oturumda genel hatlarıyla biz bu noktada eğilmek istedik. Şimdi ikinci oturumda tabii ki öğretmenlerimiz bir taraftan öğrencilerle de bir süreç yaşayacak. Onların da uyumunu kolaylaştırmak için çaba sarf edecekti. O yüzden biraz da o taraflara dair bilgi ve deneyim paylaşmak istedik. Öncelikle tabii ki yine bir ısınma oyunumuzla başladık. Bu noktada sizler de düşünebilirsiniz. Az önce Muhammed de bir ağaç metaforu üzerinden ilerledi. Gerçekten bir ağaç olsaydınız acaba hangi ağaca daha yakın hissediyordunuz kendinizi? Hangi ağaç olmak isterdiniz? Biraz da belki kendimizi bu perspektiften ele alabiliriz. Sonrasında tabii ki yaş gruplarına dair farklı kademelerde çalışan öğretmenlerimiz var. Ve farklı hatta sadece öğrenciler olarak da düşünmeyelim. Belki çocuklarımız var. Yaş gruplarına göre acaba hangi travma tepkileri gösteriyor çocuklar? Biraz buraları anlattık. Çünkü akademik bir arka plana da ihtiyaç var. Sadece deneyimler değil, sadece böyle birbirimizden duyduğumuz şeyler değil. Aynı zamanda akademik arka planı da verebilmek için biraz daha travmaya, yaz tepkilerine özellikle bir parantez açmak istedik. Yine aynı şekilde çocukların travmayı hangi davranışlarla gösterir? Hani burada bir travma ağacımız vardı bizim. Kökte pek çok farklı sebep olabilir ama az bizim gördüğümüz şey o ağacın yapraklarıdır. O yapraklarda neler vardı? Çocukların travma noktasında gözlerinin davranışları neler olabilirdi? Biraz bunları konuşmak istedik öğretmenlerimizle. Ve tabii ki nasıl yetişkinler olarak, öğretmenler olarak, bir birey olarak bizler farklı şekillerde etkilendiysek, burada da çok farklı risk grupları vardı. Özel gereksinimli bir çocuk olabilirdi. Burada yakınlığı COVID'den dolayı kaybeden bir çocuk olabilirdi. Ya da gerçekten süreci ailenin desteğiyle, teknolojik desteklerle beraber en etkili şekilde kullanan bir çocuk da olabilirdi. Yani farklı şekiller deneyimleyen çocuklara dair bir etkinlikle yapmak istedik. Risk grupları etkinliği noktasında böyle her risk grubuna dair bir takım öğrencilerimize roller verdik ve bazı durumlar okuduk. Onlara dair
Eğer gerçekten geçerliyse, bir adım atma özelliği gösteriyorsa bir adım atmalarını rica ettik. Dijital uygulamalarımızda da yine bunu bir merdiven basamağı şeklinde eş zamanlı olarak uyguladık. Ama bir taraftan hani bu pandemi sürecinde en çok dikkatimizi çeken şeylerden birisi, belki en çok uğradığımız yerlerden birisi mutfaktı. Her zaman yemek için değil, her zaman o buzdolabının kapağını açmak için değil, bir taraftan yeni yemekler denemek için de uğradık. O yüzden biz de bir pratik çözüm tarifi hazırlamak istedik. Bir adım öne at etkinliğine dair. Bu noktada yine YouTube kanalından, Öğretmen Ağa'nın YouTube kanalından bu videoyu da bir izleyebilirsiniz. Biz videoyu hazırlarken çok keyif aldık. Öğretmen Ağa'nın merkez ekibiyle beraber. Onların da desteği çok kıymetliydi. Umarım sizler de izlerken keyif alırsınız aynı şekilde. Yine öğretmenlerimizin kendi okullarında, çünkü her okulun dinamikleri birbirinden farklılık gösteriyor. Kendi okullarında farklı risk grupları varsa onlardan duymak istedik. Yine sonrasında eylem plan etkinliğimizde de sadece bizler hazır bir çözüm, hazır bir reçetemiz halihazırda gerçekten de yok. Hani bizler çözüme giden bir yol haritası çizmeye çalıştık bu noktada da. Ve her okulun ihtiyaçları, her öğretmenin ihtiyaçları farklılık gösterebileceği için de yine onlardan duyduğumuz ve genel olarak karşılaşabileceğimiz risk durumlarına yönelik bir eylem planı hazırlamak noktasında bir başlık açtık burada. Öğretmenlerimiz grup çalışmalarıyla beraber risk gruplarına neler yapılabileceğine dair kendi etkinliklerini geliştirmek noktasında çalışmalar yürüttü eylem planında da. Yine dijital araçlarda da tabii ki deneyimleri duyduk bu sayede. Öğretmenlerimiz acaba bu süreçte neleri denedi, neler işe yaradı? Yine meslektaş dayanışmasını büyütebilecek bir araç olarak değerlendirmeye çalıştık çevrimiçi uygulamalarımızda. Ve tabii ki Sibel arkadaşımızın en başında bahsettiği gibi bizler 16 psikoloji danışman bir araya gelmiştik. Bir grubumuz öğrencilere yönelik, öğrencilerin uyumunu kolaylaştırabilecek 15 farklı etkinlik hazırladı. SOS-DUIKIT adı altında. Yine Öğretmen Ağa Çözüm Merkezi'nden oraya dolaşabilirsiniz. Bizler bunun kitin tanıtımını burada yaptırıyoruz. Bir taraftan bazı içeriklerini de yine atölyemiz içerisinde öğretmenlerle beraber deneyimliyorduk. Buna dair paylaşımlarımız yine Öğretmen Ağa Çözüm Merkezi'nden de bu kitin bütün içeriklerini, bütün etkinliklerine ulaşabileceğimizi hatırlayalım. Ve birinci oturumun sonunda olduğu gibi burada da bir kapanış etkinliği olarak kuyu etkinliği denedik. Bizler kendi kuyumuzda tabii ki pek çok şeyi kattık o kuyuya. İşte buradaki duygularımızı, bazen çaresizliklerimizi, ümitsizliklerimizi, bazen güçsüz hissetmelerimizi, bazen umudu, mutluluğu, sevinci, birlikte olmanın heyecanını. Ama ben kendi adıma, arkadaşlarım için de söyleyebilirim bunu. Belki de o kuyudan en çok çektiğimiz şey umuttu. Çünkü umuttu bizi yarınla bir köprü kurmamızı sağlayan şey. O yüzden o umuda ihtiyacımız vardı. Bizler iki oturumda genel olarak hem öğrencilerimize hem de öğretmenlerimize fayda sağlamak noktasında, biraz daha uyum noktasında, biraz işlerimizi kolaylaştırabilirsek diye böyle bir içerik hazırladık. Umarım bugüne kadar deneyimleyenler olmasını çok diliyoruz tabii ki. Hatta deneyimleyenler varsa kendi okullarında meslektaşlarımız ya da öğretmenlerimiz bu ya da buna benzer deneyimler varsa deneyimlerini de paylaşabilirler tabii ki. İlk defa tanışanlar için de ya böyle bir atölye hazırlanmış, bunu bizim okulda da uygulayabilir miyiz diyerek belki kendi çalıştığımız, görev yaptığımız okullarda rehberlik servisleriyle işbirliği içerisinde uygulama noktasında bir adım atabiliriz diye düşünüyorum. Benim akışa dair söyleyeceklerim kısaca bunlar. Ben de sözü biz bu süreçte neler yaptık, atölyenin oluşturulma sürecinden sonra ne gibi deneyimler yaşandı, hangi illerde etkinlikler yapıldı, biraz da Özge arkadaşımız size bunlardan bahsedecek şimdi. Merhabalar, tekrar herkese hoş geldiniz. Hatta buradan görünce chatten belki de katılan arkadaşlarımız da var atölyelerimize ve bizi dinliyorlar. İyi ki dediğimiz yerdeyiz biz de. Her daim ve bu dayanışmayı, bu birlikteliği, Kubilay'ın biraz önce söylediği umudu hissediyoruz. Bir diğerine geçebilir miyiz acaba sunumda? Tamam. Şimdi hep demiştik ya, yaptık, uyguladık ama nasıl sonuçlar aldık? Biraz da burasına bakalım birlikte. İki kısımdan oluştuğunu söylemişti Sibel Hocam başlangıçta. Öğretmen atölyesi ve eğitici eğitimleri şeklinde planladığımız, yani psikolojik danışmanlara yönelik eğitimler planladığımız atölyeler. Kaç kişiye ulaştık? Şimdi psikolojik danışmanlara ulaşım sayımız 152, öğretmenlere de 125 ve toplamda 277
eğitimci arkadaşımıza ulaşmışız. Bu gerçekten bizim için çok mutluluk verici. Çünkü atölyede bir arada olduğumuz, birbirimize temas ettiğimiz, birbirimizden beslendiğimiz kişi sayıları arttıkça biz de çok mutlu oluyoruz. Biz de besleniyoruz bu süreçte birlikte. Hepimize iyi geldi pandemiden ve sonrasından itibaren. Harita böyle görünüyor karşımızda. İstanbul, Sabancı Üniversitesi, TG, Bursa, Aydın, Eskişehir, Mersin, Erdemli, Adıyaman, Batman işbirliği yaptığımız iller arasında. Bazılarında eğitici eğitimleri, bazılarına öğretmen eğitimleri yaptık. Ve o süreçte bizlerin de öğrendiği çok şey oldu. Birbirimizden hep dedik ya dönüştük, birçok konuyu orada konuştuk. Ve belki de en önemli çıktılardan biri yalnız olmadığımızı hissettik. Ki biz de sözel olarak bu geri bildirimleri çok aldık. Ekranda da gözüküyor. Yani bir şeyler yapma, bir şeylere kafa yoran kişilerle bir arada olma halini deneyimledik hep birlikte. Ve ne yapabiliriz kısmına geçmek biraz daha iyi geldi. Somutlaştırmak biraz daha iyi geldi. Katılan tüm öğretmen arkadaşlarımıza da bunları paylaştılar bizlerle. O umudu, o dayanışmanın, o bir arada olmanın gücünü hissettiklerini aktardılar genel çıktılarla. O kısımda birlikte üretiyor olmak, birlikte düşünüyor olmak, akışta Kubilay bahsetmişti, eylem planları oluştu, onlar danıştı, neler yaptığımızı konuştuk. Bir yandan bize ne olduğunu konuştuk, en önemli kısımlardan biri. Ve buradaki paylaşımlar arttıkça hem daha rahat hissettik kendimizi, hem de o güçle birlikte bir şeyler yapmaya o motivasyonumuzun da arttığını, bazen yapamadığımızı da gördük. Bu da çok normal. O zorlanmaların da çok normal olduğunu atölyelerimizde keşfetmiş olduk hep birlikte. Ve burada başka bakıyorum buradan geri bildirimlerden. Bizim için bize dair bir şeyler bulmuş. Kendimi değerli hissettim. Öğretmene dair bir şey olması, öğretmenin iyi olma haline yönelik olması da birçok öğretmenimize çok iyi hissettirdi. Ve biz bu duygularla, bu yaşadığımız deneyimlerle her defasında hem yenilendik, hem bazı belki dönüştürdüğümüz kısımlar oldu, uygulamada uygularken aklımıza gelenler oldu, ekledik, çıkardık derken gerçekten dinamik bir yapıydı bizim için de bulduğumuz çözümler. Hem keyifle, hem heyecanla, hem merakla ilerledi her birimiz için süreç diyebilirim. Zamanımızın da böyle sonuna doğru geliyoruz. Sanırım soru cevap için de bir zaman ayırmamız iyi olacaktır. Ben hemen sözü o kısma bırakayım. Tekrar ben arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz birbirimizden de çok öğrendik. O süreçte de çok birbirimizi etkiledik. Bu da çok anlamlıydı her zaman. Çok teşekkürler sevgili Özge. Şu an ben sizlere de kavuştuğum için çok sevinçliyim bu arada. Bunu ayrıca belirteyim. Soru cevap kısmına geçebiliriz isterseniz. Bize mesaj kutusundan sohbet aracılığıyla bu sürece dair ya da kendi deneyimlerinize dair paylaşmak istedikleriniz olursa seve seve birlikte konuşalım. Sözü birlikte büyütelim. Öğretmen Ağa'nın hep söylediği gibi. Bunu isteriz. Yeliz Hocam, öğretmen ağa iyi ki var demiş, ben şimdi fark edebiliyorum. Gerçekten iyi ki var ve iyi ki bir aradayız açıkçası burada. Yine hep birlikte deneyimlerimizden, bizim bu süreçte en çok faydalandığımız şeylerden birisi o. Çünkü bizler hazır bir çözümden ziyade hep meslektaş dayanışmasıyla neler yapabiliriz? Çünkü sadece güçlendirme değil, aynı zamanda güçlenme gibi çok büyük bir kaynak sundu bize bu süreç. Her bir öğretmenimiz çünkü kendi çözüm yolunu denemiş. O kendi baş başa kalmanın verdiği, kendi yaşadığı sorunlara özel çözümler üretmeye çalışmış. Bizler onlardan duydukça yeni gruplarımızda bunları da paylaştık. Bir taraftan çözümleri de genişletme imkanımız oldu. Ek bir sorumuz yokmuş sanırım. Evet. Evet, bizim açımızdan çok keyifli bir süreçti. Yeni işler, yeni çalışmalar için heyecanla beklediğimiz bir zamandı.
bu süreçte biz öğretmen ağı içerisinde ve bu atölyeyi, evet, bir sorumuz gelmiş herhalde. Evet. Öğretmen ağı platformunda hep duyuyordum demiş Büşra öğretmenim. Ama tanışma fırsatım olmamıştı. Çok güzel bir eğitimdi. Teşekkür ederim demiş. Önümüzdeki günlerde farklı bir proje var mı? Evet, bu proje... Biz Adıyaman'a doğru yol evet, bu hafta içerisinde bir Adıyaman eğitimimiz var. Onu planlıyoruz. Ama bu bizim için Yaşam Şapkaları Atölyesi o kadar yani uzun süredir devam eden ve hala ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz, hala ihtiyaca cevap veren bir pozisyonda olduğu için yeni bir proje için herhangi bir adım atamadık henüz. Ama tabii ki yapılacak olan çalışmalara açığız. Yeni şeylerin içinde olmak her zaman heyecan verici oluyor. Umarım olur diyorum. Yani ekip arkadaşlarımla birlikte ve yeni kişilerle birlikte çalışacak olmak çok keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Sen oranın sitesinden de güncel etkinliklere de ulaşabilirsiniz eğer isterseniz. Bilal'cim bizim fotoğrafları da paylaşabilirsen arkadan arkadaşlar görsünler. Belki biraz herkes için motivasyon olur. Hemen ilgileniyorum. Yeni projeleri aslına bakarsanız öğretmen ağı etkinlik duyuruları kısmında güncel olanlara bakabilirsiniz. Orada başvurabileceğiniz bolca içerik var. Üniversiteler kısmında sanırım yine işbirliği içeren etkinlikler düzenleniyor. Yani doğrudan katılımı sağlandığı bir şeyden ziyade yine etkinlik duyuruları kısmında işbirliği yapılan üniversiteler var. Oradan da takip edebilirsiniz. Evet. Kubilay'cığım tam ekran yapabilir misin? Üniversitesine davet etmiş bizi. Teşekkür ederiz hocam. Peki ben evet, umarım Yıldız Teknik Üniversitesi'ne gidebiliriz bir gün. Teşekkür ediyoruz bu davetiniz için. Ben de ilk başta söylediğim gibi gerçekten bu eğitimde iyi örnekler konferansı içerisine yer almak ve bu sunumu yapıyor olmak gerçekten çok büyük bir keyif, heyecan verici bir durum. Burada seçilmiş olmak ve bunun buna değer görülmesi çok anlamlı ve çok kıymetli. Bir kere daha emeğimizin gerçekten iyi olduğunu ve işe yarar, iyi bir şey yaptığımızı hissettim kendi adıma. Teşekkür ediyorum. Umarım başka platformlarda tekrar bir araya gelebiliriz başka bir çalışma için. Teşekkür ediyorum herkese ilgisinden dolayı. Biz sizi göremiyoruz, öyle bir şeyimiz evet, var ama bizim için bu ilk deneyim oldu. Göremiyorum. De bilmenizi istiyorum. Yani sunum yaparken hitap ettiğiniz kişiyi görmek başka bir şey. O yüzden evet, bununla ilgili varsa bir kusurumuz şimdiden anlayışınıza sığınıyoruz. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum ben herkese. Bizler göz teması kurarak ilişkiyi yürütmeye evet, çok alıştık. Ama bu taraftan şunu da ben eklemek isterim. Bizim en çok duyduğumuz şeylerden birisi ya yalnız değilmişizdi geri bildirimler olarak. Şimdi Büşra Hocam da bizi yalnız bırakmadığı için burada mesajlarıyla, katkılarıyla ona ayrıca da teşekkür etmek isterim. İyi ki buradaydınız Büşra Hocam. Tüm katılımcılara çok çok teşekkür ederiz. Bugün bizim için gerçekten anlamlı bir gündü. Süreçte yeni şeyler de ekip olarak planlıyoruz ama her şeyden öte sosyal destek olarak, yani birbirimize iyi gelen insanlar olarak hayatımıza devam ediyoruz. Sık sık da buluşuyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz. Umarım tekrar karşılaşırız buradaki tüm katılımcılarla. Kendinize çok çok iyi bakın. Çok güzel bir deneyimdi bizim için. Çok teşekkür ederiz tüm katılımınız için, burada bizimle olduğunuz için. İyi ki varsınız. Thank you.